Aman ya Rabbi, bakın şu ayetlerin dehşetine. Bir Müslümanı haksız yere öldürmenin cezasına, dehşetine ve şiddetine bakınız. Zulmen haksız yere bir Müslümanı öldürüyor, ölümüne sebebiyet veriyor, ezilmesine, ölmesine, yok olmasına, yıkılmasına, her neyse telef olmasına sebep olan ve bizatihi fail olan kişilerin uğrayacakları azabı Rabbi Rahim-i Zülcelal böyle açıkça beyan ediyor. Buna karşılık hemen bir hadis-i şerifi de okuyalım. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem de buyuruyor ki اَوَّلُ مَا يُقْتَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. Kıyamet gününde görülecek hesapların birincisi, kıyamet gününde, hesap gününde hesaplar görülecek. Demin dedim, muhasebe yapılacak, hesaplar. İlk hesap, kıyamet gününde hesaplaşmanın, kıyamet günündeki hesabın, muhasebenin birinci maddesinde, evvelü, ilki, birincisi, fiddimai, haksız yere öldürülen insanların kanlarının hesabı sorulacak diyor Resulullah. İlk hesap, kıyamet gününde hesaplaşmanın, kıyamet günündeki hesabın, muhasebenin birinci maddesinde, evvelü, ilki, birincisi, fiddimai, haksız yere öldürülen insanların kanlarının hesabı sorulacak diyor Resulullah. Haksız yere öldürülen insanların kanı ile alakalı hesap veya hesap sorma olayı mahşer günündeki hesapların en başında ve birinci maddesinde yer alacak. Aman ya Rabbi. Bundan dolayıdır ki yine pek çok hadis-i şeriflerde Allah'ın Resulü şu hususu haber veriyor. Biliyorsunuz yeryüzünde İlk insan öldüren, en evvel, en önce ilk insan öldüren kişi Hazreti Adem'in oğlu Kabil adındaki insandır. Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bunu biliyorsunuz. İlk cinayet, ilk haksız yere adam öldürme olayı dünyada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu olan Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayıdır. Ne var bunda? Allah'ın Resulü buyuruyor ki, yeryüzünde ilk insan öldürme çığırını, ilk insan öldürmenin yolunu açan Kabil, katil olan Kabil'in kıyamete kadar, hesap gününe kadar, yeryüzünde haksız olarak kim öldürülmüşse o cinayetin günahı, hasıl olan günahının bir misli de hala kıyamete kadar Adem'in oğlu olan Kabil'in defteri amaline yazılmaya devam ediyor diyor. Her işlenen cinayetin günahlarının bir misli de ilk cinayet işleyen Kabil'in defterine yazılmaya devam ediyor. Bu yolu açtığı için kainatta, yeryüzünde, çığır açtığı için. Yani kötü çığır açıyor. İnsan öldürme olayını başlatıyor dünyada ilk defa. İlk düğmeye basan adam. İlk tetiğe basan adam. Ve bu olayı başlatan adam. Ve bunun Allah katında cürmü ve cezası, Allah'ın gadabı, azabı o kadar korkunç ki Allah Resulü'nün verdiği haberden öğreniyoruz. O günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar nerede haksız bir adam öldürülmüşse o öldürme olayından hasıl olan günahın bir misli de devamlı ve sürekli olarak Kabil denen katilin defteri amaline yazılmaya devam ediyor. Şu hadiseye bakın. Sadece bu değil. Her kötü çığır açan insanın defteri amaline, o açtığı çığırdan
yürüyen insanların günahlarının bir misli de devam ediyor. Mesela Türkiye'de kadınların açılmasını, açık saçıklığı, açık saçıklık olayını ilk planlayan, serbest kılan, bu işe serbestlik getiren, kanun getiren, kadınların açılıp saçılmasını kanunlarla Türkiye'de ilk defa koruyan ve kullanan insanlar kimse, kimler ise, Türkiye'de açılmış saçılmış olan kadınların kıyamete kadar işledikleri günahların bir misli de o kanunlarla o yolu açanların defteri amaline yazılmaya devam ediyor. Hiç kesintisiz devam ediyor. İçki satmaya ruhsat vermeyi, içki üretimine müsaade etmeyi, çığırını açan, bu yolu açan, bu yolla ilgili kanunları koyan insanlar kimse, her içki içenin içtiği günahtan hasıl olan günahların bir misli de Türkiye'de fabrikalar kurup içki üretmeye müsaade eden kişilerin defteri amallerine haram olarak, günah olarak kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor. İlk açanlar bunlar olduğu için. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Ne büyük vebaldir.